Selamlar dostlar. Önceki günlerde size sordum. Ben yine Darkest Hour oynamak istiyorum. Hangi modu, hangi ülkeyi oynamamı isterseniz. Tahmin ettiğim üzere yüksek bir oranda 1948'de Nazi zaferinin ardından Almanya seçeneği işaretlendi. Orada büyük ihtimalle Himmler'i seçmemin de bir etkisi oldu. Şimdi tüm ayarlar normalde, oyuna başlayacağız. Ve size evreni anlatarak neler yapacağımızı göstereceğim. Zaten bu modu Sovyetler olarak oynamıştık daha önce. Onu da yine kanalda bulabilirsiniz. İyi seyirler. Şöyle bir bakınca büyük bir mihver alanı görüyorsunuz ve savaştan zaferle ayrıldığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya baktığınızda dağılmış bir Sovyetler Birliği görüyorsunuz ki bu devleti oynamıştık dediğim gibi. Burada Sibirya'da ayrı bir cumhuriyet. Burada Çar yanlılarının kurduğu bir emperyal Rusya. Burada da faşist bir Rusya var. Japonya nükleer yediği için savaştan çekilmiş ama biz Sovyetleri savaştan çekebildiğimiz için erken yıllarda müttefiklerle arada bir beyaz barış yapılmış. Tarihi birazdan detaylıca eventler üzerinden anlatacağım size. Gördüğünüz gibi doğuda kendi koloni yönetimlerimizi kurmuşuz ama devamlı isyan riski var buralarda. Oyun boyunca da buradaki isyanları bastırmakla uğraşacağız. Zaten bizi en çok bu yoracak. Hatta ben şöyle burayı ayarlayayım şimdiden. Daha savaş biteli 2-3 yıl olmuş arkadaşlar ve bu toprakları kolonize etmeye çalışıyoruz. Tüm endüstrimizi buraya yatırıyoruz. Şu an endüstrimiz büyük görünüyor. Amerika kadar büyük olmasa da büyük. Kime denk diyebilirim size? Evet, İngiltere'nin iki katı bir ekonomimiz var ama bu ekonominin şu an böyle görünmesi sizi şaşırtmasın. Birazdan öyle eventler gelecek ki ekonomimizin yarısını silip süpürecek. Ben bir iki deneme oyunu yaptım oyunun başlangıcı için. Şimdi de sizlerle beraber oyuna dalıyoruz. Tekrardan iyi seyirler. Çok isyanla uğraşacağız. Aynı zamanda burayı kolonize ederken de manpower'a ihtiyacımız olacak. O yüzden ben oyunun başından itibaren 3 yıllık askerliği zorunlu hale getiriyor. Ülkeme manpower kazandırıyorum. Çok manpower'a ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bunu mecburen yapıyorum. Ülkede biraz düşman çekeceğiz kendimize ama bunu yapmamız lazım. Savaştan sonra halkımız refah içerisinde yaşamaya başladı. Kayıplara rağmen. Bunun ise bir sebebi var. Aldığımız tüm topraklardaki zenginliği baba vatana getirdik. Ancak bu zenginlik uzun sürmeyecek. Bu balon dönem yakın zamanda patlamaya hazır bekliyor. İmparatorluğun her bir coğrafyasında partizanlar yönetime karşı baş kaldırmış, çatışmalara girmeye çalışıyor. Doğu'da bıyıklı adamın ta 1920'lerden beri hayal ettiği politikalar gereğince özel askeri yönetimler kuruldu ve bu topraklar kolonize hale getiriliyor. Slav halkı ve buradaki farklı azınlıklar köle yapılmış fabrikalara çalıştırılıyor. Bazı parti içerisindeki isimler bile bunun fazla radikal olduğunu düşünmeye başladı. Çünkü ekonomiye büyük bir katkısı yok henüz ve buradaki lokal halk da bize karşı geliyor. Hatta Waffen SS birlikleri. SS içerisinde savaşan azınlık halkları vardı bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nda. Bu birliklerdeki gaziler bile onlara otonomi ve yaşam hakkı vermediğimiz için bize isyan etmeye başlamışlar. Kardeşim ayıp günah. Batıda durumlar daha iyi. Savaştan hızla çektiğimiz Fransa'da kurduğumuz Pétain yönetimi varlığını sürdürmeye devam ediyor ve Fransa'da Pétain başta kaldığı sürece sıkıntı olmayacak. Önemli kıyı şehirlerinde garnizonlarımız bulunuyor. Onun dışında Fransa bağımsız sayılır. Paktımıza direkt dahil değiller. Aynı zamanda Benelux bölgesinde de farklı devletler kurduk. Belçika'yı ikiye böldük daha kolay yönetmek için. Burada da Reichskommissarat Niederlande var. Yani Hollanda var. Fena değiliz arkadaşlar. Güneyimizde dostlarımız İtalyanlar var. Kendileri Afrika'yı kaybetti arkadaşlar. Afrika'yı kaybetseler de işgal edilmelerine izin vermedik 2. Dünya Savaşı içerisinde ve hayatta kalabildiler. Burada da Balkanlarda propagandalarımız gereğince dostumuz olarak gösterdiğimiz ancak bizim puppet'ımız, vassal'ımız olmaktan ileri olmayan Balkan ülkeleri var. Bakalım İtalya Balkan ülkeleri üzerinde bizimle nüfus savaşına girecek gibiymiş yakında. Kuzeyde durumlar sessiz arkadaşlar. Norveç ve Danimarka'da zaten bizim yönetimimiz var. İsveç halen tarafsız takılıyor ve aramızda ticaret var. Finlandiya kendi pragmatik sebeplerinden ötürü Sovyetlere tekrar savaş ilan ederek bizimle beraber kol kola savaştı ve istediği toprakları Karelya bölgesini aldı. Şimdi ise tarafsız takılmaya devam ediyor. Bu arada SS ülkesi var arkadaşlar Kırım'da. Gotenland olarak biliniyor bu da TVR modunda bildiğiniz üzere. Başında Himmler ve Heydrich var. Aynı zamanda ülkemizi tabii ki bıyıklı adam yönetiyor. Dışişleri Bakanımız yine Ribbentrop. Albert Speer Silahlanma Bakanı. Himmler Güvenlik. Heydrich ise İstihbarat Bakanı. Askerler de bu şekilde gördüğünüz gibi Hava Kuvvetleri'nin başında halen Göring var. Böyle takılıyoruz yani. Bakalım zaman neler gösterecek. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri kendi kontrolümüz altında olan Banat bölgesini ne yapalım diye soruyor. Sırbistan'a bağlayabilirim, Romanya'ya veya Macarlara verebilirim. Ama ben burada kolonize edeceğim bir Alman devleti kuruyorum bana bağlı ve burayı kolonize etmek için çalışmalara başlıyoruz kardeşim. Sırbistan'daki Bor toprağını da Romanyalılara verdim, hak etmişler. Aldığımız duyumlara göre İngilizler nükleer programlarını geliştirmeye devam ediyorlar. Biz de Konstanz'da nükleer tesis inşa ediyoruz. Acilen bizim de elimize nükleer silahların geçmesi lazım. Yoksa müttefiklere karşı çok güçsüz kalacağız.
Çin'de bir iç savaş durumu var. Burada Japonya'dan arta kalan Qing hanedanlığı var kuzeyde. Güneyde KMT ve Chiang Kai-shek var. Ortada da tost olacak Mao Zedong var ve onun komünist ordusu var. Ben savaşı kazanma ihtimalini Chiang Kai-shek'te görüyorum. O yüzden Chiang Kai-shek'e destek vereceğim. İleride de umarım ki paktımıza dahil ederiz kendisini. Asya'da önemli bir güç olacak Çin. Der Kalterkrieg dönemi başlıyor. Yani Soğuk Savaş dönemi başlıyor. Artık dünyanın güçleri sıcak savaşa girmiyor. Bölgesel savaşlarda, vekalet savaşlarında kendi güçlerini ortaya koymaya çalışıyor. Üstün olan ırk kazanır diyoruz biz de. Ya Amerika kazanacak ya da biz. Moskova şehrini yıkma kararı verdim. Hemen partizanlar isyan ediyor kardeşim ya. Allah Allah. İnsanlık düşmanı olan Bolşeviklere karşı kazanılan zaferi kutluyoruz. Ve Avrupa medeniyetini, kurtarışımızı kutluyoruz. Tüm askeri birimlerimiz, uçaklarımızla beraber. Tabii biz burada kutlamalar yapıyoruz ama Washington'da ve Londra'da insanlar bizi izliyor. Devletimizin kırılma anını kolluyorlar. Her şeye rağmen hayatta kalacağız ve Urallara kadar her yeri kolonize edip kendi devletimizin bünyesine toplayacağız. Tabii bunların hepsi ironidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında işgal ettiğimiz Polonya bölgesinde General Government kurmuştuk zaten. Buradaki koloni devletimiz varlığını sürdürüyor. Ama burayı Alman toprağı haline getirmemiz lazım. Şimdi elimizde 3 seçenek var. Burayı direkt anekslemek ama o zaman asla Alman toprağı olmayacak. Veyahut statikoyu devam ettirmek, burada koloni yönetimini tutmak veya burada Almanlaştırma faaliyetini başlatmak. Burayı en azından Ruhr bölgesi kadar Alman hale getirmek. E tabi biz de bunu seçeceğiz. Çünkü biz deliyiz, kafayı sıyırmışız ve ekonomimize böyle salak saçma yöntemlerle yük olmayı çok seviyoruz. Çünkü biz nasyonel sosyalistiz abi. Hadi bakalım Polonya'yı Alman hale getirelim. General Plan Ost, yani Doğu Planı. Temel olarak buradaki kolonizasyon faaliyetlerine verdiğimiz adı arkadaşlar. Şimdi burada çeşitli koloni toprakları oluşturduk zaten ve Sovyetlerden bu toprakları aldık. Yaklaşık 20 ila 25 yıl arasında tam takır devam edersek buraya 8 ila 10 milyon arasında Alman yerleştirirsek kolonizasyon tamamlanır diye düşünüyoruz. Ve şimdi bunu uygulamaya koymamız lazım. Bunun için deli gibi ulaşım masrafı olacak, deli gibi altyapı kurmamız gerekecek, deli gibi Alman halkını bu topraklardan doğudaki arazilere yerleştirmemiz gerekecek. Şimdi bu planı kesip atabiliriz. Veyahut zaten başından beri istediğimiz bu planı devreye sokarak tüm kaynaklarımızı Doğu Avrupa'ya yatırabiliriz. Peki biz ne yapacağız? Tabii ki manyak olduğumuz için bu planı uygulamayı seçeceğiz. Bu arada deli gibi isyan çıkmış arkadaşlar tüm Polonya'da. Ben tüm Polonya'ya askerlerimi yerleştirmiştim. İsyancılara karşı, direnişçilere karşı savaşıyorlar şu an. Durum her noktada iyi görünmüyor ama maalesef. Çünkü askerlerimi takviye edemedim, manpower'ım az olduğu için. Manpower'ımı kolonizasyon faaliyetlerine ayırdım. Oyunun başından beri 1200 manpower harcadım buraya ve 1200 manpower'lar ben bir bu kadar daha Alman ordusu kurardım, yani o kadar yüksek bir oran bu. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak bazı şeyleri yapmamız lazım. O yüzden yapacağız. Şimdi de General Plan Ost'u gerçekleştirmek için önemli kritik Doğu Avrupa şehirlerine ordumu yerleştiriyorum. Bir yandan da Polonya'daki isyanları dağıtıyoruz sanki. Evet, Fransa ile barış anlaşmalarımız gereği birkaç tazminat alıyoruz. Yine yıllık tazminatlarını gerçekleştiriyorlar bize. Stalin'in vaktinde inşa ettiği Stalin hattını ortadan kaldırarak buradaki materyalleri endüstriyel bölgelere dağıtacağız. Bereket versin, artık buna ihtiyaç yok. Liderimiz bıyıklı adam Ukrayna'yı tüm Avrupa'nın gördüğü gibi Avrupa'nın tahıl deposu olarak görüyordu. Ama bu bölgedeki partizanlar buradaki üretim hatlarını baltalıyor. Buradan yeterince tarım ürünü gelemiyor coğrafyamıza, Almanya'mıza. O yüzden baskınlar düzenleyerek zorla burada kontrolü elimize alacağız. Buradaki Erich Koch yeterince iyi iş çıkartamıyormuş. Kafkas kolonimizdeki isyanlarda Gürcüler isyan ettiler arkadaşlar. Biraz canımı sıktılar açıkçası. O yüzden şimdi bu Gürcülerin içinden geçeceğiz. İsyanı bastıracağız hayırlısıyla. Mobilizasyon yasasını devreye sokabiliyorum. Peki bu ne demek? Tüm orduma ekstra manpower demek. Bereket versin. Gördüğünüz gibi tüm ordumun manpower'ı fullendi neredeyse. Güzel, güzel. Bu işimize yarayacak. Ama endüstriyel gücümüz aşırı düştü şu an. Niye böyle oldu? İtalya ile anca yarışır duruma geldi. Yani kolonizasyon işi pek sarmadı bize herhalde. Neyse, sağlık olsun, sağlık olsun. Hallederiz. Bunlar kötü dönemlerimiz. Daha kötülerini de yaşayacağız belki ama illaki bir yerde başaracağız bir şeyleri. Sovyetler sınır bölgelerinde sınır çatışmalarına giriyorlar. Kerç bölgesinde uluslararası derken tabii ki
tüm müttefiklerimizden asker isteyeceğiz. Burada bir koalisyon kuralım. Volga nehrini Sovyetlerden koruyalım diye. Kesin var ya, o okey gelelim derler. Adım gibi eminim. Kafkasya bölgesinde bu arada ne yapacağız, ne yapacağız? Evet, burada yeni bir yönetim anlayışı benimsememiz lazım sanırım. Çünkü buradaki SS kuvvetleri yeterince burayı tutamıyor arkadaşlar. Buradaki tüm devletlere bağımsızlıklarını verebiliriz. Neyse, Azerbaycan'ı verelim. Kossaklarla da aramızda bir anlaşma imzaladık buradaki bağımsız devletle. Burayı nedense yönetimimiz altına almamışız. Onlarla anlaştık şimdi ama. Büyük ihtimal paktımıza girecekler. Kossaklara Dağistan topraklarını verdik. Çeçenlerin yaşadığı toprakları verdik. Bir yandan Azerbaycan'a Papıt olarak bağımsızlık verdik. Ve Kafkasya'da Ermeniler ve Gürcüler bizim zulmümüzde yaşamaya devam edecekler. Doğumuzdaki tehditleri ortadan kaldırmamız lazım. Kolonizasyon politikalarını başarıyla yapmak için şimdi Doğu bölgesinde yoğun bir askeri jandarma harekatına başlıyoruz. Burada da önemli şehirlerde isyanlar çıkıyor. Ama bize bir şey yapamazlar. Kasmaya gerek yok. Milliyetçi Çin komünistlere saldırdı. Biz de onlara hak ettikleri şekilde destek vereceğiz tabii ki. Gerekli gördüğümüz kadar oraya ekipman yolluyoruz. Baltıklardan Kafkasya'ya kadar yerli halk isyan ediyor arkadaşlar. Görüyor musunuz şu bayrakları? Evet, bu bayrakların hepsi isyan bayrağı. Tüm Doğu Avrupa'da millet bize karşı ayaklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunu değerlendirerek bu toprakları tekrar kurtarmamız lazım kardeşim. Moskova bölgesinde hiç isyan çıkmaması beni biraz işkillendirdi açıkçası ama herhalde orada da çıkar yakında. Adamlar fena isyan etmişler bu arada. Tebrik ederim. Tank birliğimle Baltıkları temizlerim gibi duruyor ama. Şöyle ilerlesek okey. Halledeceğiz. Bunu da halledeceğiz. Buradaki halkın yaşamaya hakkı yok kardeşim. Haftalardır şurada düşman avlamaya çalışıyorum. Abi yani zorluyorlar beni be. Vallahi zorluyorlar. Yine farklı eventler geliyor. Alman kuvvetlerine dair, araçlara dair bize bufflar veriyor teknolojilerimiz. Ne yapıyoruz biz şu an ya? Vallahi başım ağrıdı ha şu isyancılardan. İkinci Dünya Savaşı başladığında Bolşevikleri fazla küçümsediğimizi fark ettik. Sovyetler dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük orduya sahipti. Sovyetleri delip geçemesek ve savaş bir yıpranma savaşına dönüşse yüksek ihtimalle savaşı kaybedecektik. Ele geçirdiğimiz Moskova'da Stalin'in gizli dokümanlarını elde ettik. Bıyıklı adam tüm dünyaya yaptığı canlı konuşmada Stalin'in bazı planlarını kamuoyuna sunuyor. Almanya'yı aldıktan sonra tüm Avrupa'da yönetimini yaymayı ve tüm Avrupa'yı işgal ederek komünist yönetimler kurmayı hayal ediyormuş. Ta Atlantik'ten Pasifik'e uzanan bir komünist ütopya düşünüyormuş. Tabii bu durum dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor. Tabii tarih yazımı biraz da kazanana bağlı. İstediğimiz gibi tarihi şekillendirebiliriz. Yeni bir haber geliyor İtalya'dan. Mussolini tutuklanmış. İtalya'da başa geçen yeni kral Umberto Mussolini'yi tutukluyor arkadaşlar ve Axis'ten ayrıldılar sanırım şu an. What the fuck? Arkadaşlar büyük sıkıntılar başa gelmeye başladı. İkinci Umberto Mussolini'yi görevden alarak tekrar krallığını pekiştirmeye çalışmış. Mihver kuvvetlerinden önemli bir müttefiğimiz ayrıldı. Bu sırada İspanya'da Franco mihver devletlerine katılmak istediğini belirtti. Biz de direkt alıyoruz tabii ki. Önemli bir müttefik elde ediyoruz Atlantik kıyısı olan. Bir yandan da Polonya'daki korlaştırma faaliyetleri, burayı Almanlaştırma faaliyetleri devam ediyor. 15 ila 20 yıl arası sürer demişlerdi. Ancak biz daha hızlı şekilde halledecek gibiyiz. Orta Polonya bölgesi bayağı bir Almanlaştırılmış. Gayet güzel bence. Doğu Avrupa'daki isyanlar da başarıyla bastırıldı bu arada. Yeni isyanlara hazır hale gelmemiz kritik önem arz ediyor. Bıyıklı adam kişisel olarak Benito Mussolini'nin kurtarılmasını emrediyor arkadaşlar. Onu Almanya'ya getireceğiz. Artık yeni 4 yıllık planı devreye sokmanın zamanı geldi. Endüstrileşmeye önem vereceğim. Çünkü şu an devletimizin endüstri kapasitesi açıkçası çok kötü. Mussolini'ye bağlı birlikler isyan ediyorlar İtalya'da ve bir iç savaş başlıyor. Bu orduyu yöneteceğiz ve zafere ulaşmalarını sağlayacağız. Yoksa önemli bir müttefiğimizi kaybedeceğiz. İtalya'da fena battık arkadaşlar. Mussolini'nin askerlerinin sayısı çok az. İtalyan ordusu Mussolini'yi ittiriyor. Maalesef orduyu yönetsem bile tam hakimiyet sağlayamıyorum çünkü sayıca çok azız. Tamam, ordumuz yeni bir operasyona hazırlansın madem. Mobilizasyonu da bitirmiştim ama mecburen yeniden başlatacağım. Güneye doğru bir maceraya atılacağım. İtalya'yı işgal edeceğiz. Yoksa İtalya bir demokratik ülke olarak güney sınırımda belirsin istemem. Kimler bizden para istiyor Gotenland bölgesi Kırım için?
İlişkilerimiz çok kötüleşmesin diye ona 1.000 lira ateşleyeceğim. Bu bile yetmiyor adama. Ama kardeşim sen de çok şey istiyorsun ya. Para olsa hepsi senin yani. Ülke kötü bir dönemden geçiyor, affedersin. Doğu bölgesini pasifize etme operasyonlarımız başarıya ulaşsa da fırtınanın ardından bir sessizlik var şu an bu coğrafyada. Burada partizanları yoğun ölçüde azalttık belki ama maalesef buradaki arazilerin içinden geçtik. Fabrikalar falan filan hepsi dağıldı. Umarım toparlanır buralar çünkü bize kaynak sağlayacaksınız. Doğu planının ilk aşaması tamamlandı. Yavaş yavaş bölgeye ayırdığımız kaynakları da azaltıyoruz. Bölgeyi kendimize entegre hale getirirken Mussolini'nin devleti anekslendi. Umarım demokrasiye geçmezler. Mussolini Berlin'e uçmuş arkadaşlar. İtalyan devleti iç savaşı kazandığı eventi geldi. Direkt savaş ilan edebiliyoruz. Çok yanlış bir hamle yaptın dostum. Kendine iyi bak. Müttefiklerimle seni ezip geçeceğiz şimdi. Buradan birlik çeksem acaba yeni isyan çıkar mı ya? Bu arada deli gibi uçak sesi falan geliyor arkadaşlar etraftan. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur videoda. Yapacak bir şey yok. Pencere açık yani. Havalar ısındı artık. Biraz pencereyi açıyorum mecbur. Ses geliyor dışarıdan. İtalya baktı ki geri ittiriliyor. Benle barış anlaşması yapmaya çalışıyor. Toprak vereyim, barışalım diyor. Yemezler kardeşim, yemezler. Cepheyi artık iyice yarmış sayılırız. Af maf yok. Önümüze geleni ezip geçeceğiz. Bu arada İtalya çıkarma attı Flanders'e. Flanders'i anexledi. Umarım oyunda bug'a neden olmaz bu durum. Adamlar bildiğin geldiler Atlantik'te bana çıkarma attılar abi. Roma'ya bir ufaktan giriş yapalım. Devamlı buff veren eventler geliyor bu arada. Alman olmak muhteşem bir şey. Kardeşim hadi pes edin artık ya. Tamam güzel, Roma'yı da kurtardık. Bundan sonra İtalyanların pek de direnebileceğini sanmıyorum ben. Palermo'yu direkt rush'lasak bir de Toronto'yu alsak yolumuz açık olur diye düşünmekteyim. Şahsi fikrim. Ne oldu ne oldu? Aha, Çin komünistleri aldı ve ideolojileri faşist. Bir de Şingi aneks etseler keyfimiz bayağı yerine gelecek. İtalyanlar ülkenin neredeyse yarısını bana bırakmalık barış teklifleriyle geliyor ama hiçbirini kabul etmiyorum abi. Ya benimsin ya kara toprağın. Sovyetlerde de deli gibi isyan çıkıyor bu arada. Ülkenin başına Lavrenti Beria geçmiş. İğrenç bir herifsin. Senden nefret ediyoruz. Bir yandan da Sibirya ile savaşıyorlar. Acaba Sibirya savaşı kazanabilir mi? Darlan geçmiş Fransa'nın da başına. Petain yönetimi bırakmış. Sakın bak demokrasiye geçmeye çalışmayın Fransızlar. Aynı İrlanda'nın başına gelen size de gelir. Bir yandan da İrlanda özgürlük ordusuna devamlı deli gibi yardım yolluyorum İngilizlere karşı savaşsınlar diye. Umuyorum sıcak savaş çıkmaz. İspanya bizden 2 adet panzer satın alıyor. 2 adet derken tabii 2 tümen olarak. İyi verdik sattım gitti o zaman. Fransa'dan para cukkalamaya devam. Bağımsız İtalya'nın sonu buraya kadarmış. Buradaki sahte yönetimi anexliyorum. Ordularımı da şöyle bir çekeyim geri. Artık İtalya'ya dair herhangi bir sıkıntımızın oluşmasına gerek kalmadı. Hadi şöyle yapalım. Tamam. Böyle çok daha mantıklı oldu. Mussolini'nin yöneteceği ve bizim puppet'ımız olan bir İtalyan Sosyal Cumhuriyeti var. Bir de burada Alman bölgesi var. Yeter de artar bile. Tüm Alman divisionlarını ana karamıza çekelim. Tekrar Doğu Avrupa'daki isyanlara dair yerleştirelim. Bak bak adamlar hala utanmadan isyan ediyorlar. Bıyıklı adamın Sovyetlere karşı operasyonunda ana hedeflerinden birisi de önemli tarihi Rus kentlerini, Rus kültürünü ortadan kaldırmaktı. Bu kapsamda Kiev'i havaya uçuralım mı diye soruyorlar. Biz de ne yapacağız tabii ki? Bunu kabul edeceğiz. Kiev'deki tüm yapıları havaya uçuruyoruz. Modern ulaşım yöntemleriyle Doğu Avrupa'da bir ulaşım ağı kurmaya başladık. Yavaş yavaş Berlin tüm eski Slav topraklarına bağlantı sahibi olacak. Kiev'i patlatmıştık, bir de Leningrad'ı havaya uçuralım. Tüm sanat eserleri ve tarihi eserler Berlin'e getiriliyor ve Moskova toplu şekilde havaya uçuruluyor. Artık Moskova'nın hiçbir değeri yok. Tabi bizim evrenimizde Wernher von Braun'u NASA almış. Herifi NASA'nın başına geçirip deli gibi füze ürettirmişti Amerika. Ama bu herif halen bizim elimizde. Biz de önemli kıtalar arası füze çalışmalarını kendisine yaptıracağız. Polonya'daki ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Polonya bu gidişle yakında tamamen Alman toprağı haline gelir. İkinci Dünya Savaşı'nın stresi zaten yeterince yormuştu bıyıklı adamı. Son birkaç haftadır bıyıklı adam ortada görünmüyor, demeç vermiyor. Acaba kendisi sağlık sorunları mı yaşıyor? Bıyıklı adam uzun süredir doktoru Morel'in yöntemlerine bağlı yaşıyor. Kendisi çok sayıda ilaç ve anestezi kullanıyor. Şimdi profesyonel bir yardım mı vermeliyiz bıyıklı adama yoksa Doktor Morel'le beraber mi kalmalı? Bence profesyonel desteğe ihtiyacı var çünkü hemen kaybedersek ülke daha da karışabilir. Doğuda isyanlar tamamen durmuş durumda ve köleler rahatça çalışmaya devam ediyor. Sanırım doğudaki operasyonlarımız artık başarıya ulaşmış sayılır. Bıyıklı adam ansızın öldü arkadaşlar. Bayağı hızlı bir ölüm oldu. Umarım kimse isyan etmez. Umarım iç savaş falan çıkmaz. Ülkeyi şu an
Himmler'le Bormund yönetiyor. Bu ikiliye ben güvenmiyorum şahsen. Balkan ülkeleri benimle olan ittifakını bozdu. Kendileri bilir, kendileri bilir. İttifakı bozdu İtalyanlar ama zaten İtalyanlar papıtım olduğu için herhangi bir fark olmadı benim için. İtalyanları böyle işgal etmemiz işimize gelmiş. Ölmeden önce bıyıklı adamın sağ kolu olan Bormann, Nazi kongresini topluyor ve barışçıl bir şekilde veliahtı seçelim diyor. Mecburen kendisine güveneceğiz. Umarım sıkıntı yaratmaz. Bıyıklı adamın yönetimi boyunca Alman ordusu Wehrmacht hiç bu işlere karışmamıştı. Ancak şimdi veliahtın seçiminde söz sahibi olabilir. Kendileri Göring'i desteklemeyi düşünüyor. Wehrmacht Göring'i destekleyecek mi yoksa politikaya karışmayacak mı? Hadi bir Göring'i desteklesinler. Güç savaşını kim kazanacak? Göring ve müttefiği Goebbels mi? Bormann mı? Wehrmacht yönetime el koyarak ülkeyi stabil hale mi getirecek? Yoksa Himmler darbe yaparak SS'leri ülkenin başına mı getirecek? Siz de bunu seçtiniz tabi. SS'leri ülkenin başına getirmenin zamanı gelmiş. SS'lerin Reichsführer'i olan Himmler, Reichskommissariatlarda gücünü kurmuştu. Nazi partisi içerisindeki SS yanlarını alıyor ve kongrede ülkeyi kendi yönetimi altında birleştiriyor. Kırım'daki ülke ne olacak peki? Çok güzel bir soru. Tabii ki artık biz SS devleti isek Annex diyeceğiz. Şimdi ülkemizin adı değişti arkadaşlar. SS Stadt Germania olduk. Yani Alman SS devleti olduk. Maşallah Alfred Rosenberg, Walter Dörre, Reinhard. Evet, Heydrich'i de hem savunma bakanı hem de istihbarat bakanı yaptık. Maşallah diyelim. Tüm SS kadrosunu yerleştirdik. Alman paganizmini yeni dini inancımız haline getirerek Almanya'dan Protestanlığı ve Katolikliği tamamen kaldıracağız. Reject Modernity, Embrace Tradition. Normalde politik konuşma yapmayan Rommel bir konuşma yapıyor ve Wehrmacht'ın Almanya'nın destekçisi olduğunu, Almanya'yı ayakta tutan sütunun Wehrmacht olduğunu hatırlatıyor. Bize işaret mi çakıyorsun dostum, ne yapıyorsun? Himmler'in emriyle Alman ordusu Wehrmacht'a tamamen SS standartlarına geçiliyor. Tüm Alman ordusu profesyonel bir yapılanma haline getiriliyor. Ülkenin her yerinde yönetimimizi sağlamamız lazım. Bıyıklı adam savaştan sonra Alman ordusunu tamamen ona bağlı bir SS kuvveti haline getirmeyi amaçlıyordu. O bunu yapamadı ama biz yapabiliriz. Tüm Wehrmacht'ı SS eğitiminden geçirerek kendi yapılanmamıza sokabiliriz. Bu biraz radikal bir karar olacak ama ben sonuçlarını merak ediyorum. Kara ordusuna bağlı birliklerin SS kuvvetine aktarımı tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni ordularımız yerleştirilebilir hale getirildi. Biz biraz fazla mı güçlü olmaya başladık sanki? Madem orduyu koca bir SS birliği haline getiriyoruz, o zaman SS içerisinde yer alan multikültürel birlikleri de ana mihver devletleri uluslararası ordusuna katabiliriz ki biz de bunu yapacağız. Ordularımızı dönüştürmeye devam ediyoruz. Profesyonel ve çok güçlü bir ordu kuruyoruz sanırım şu an. Köpekler de deli gibi havlıyor ya. Oyunun başından beri Cermanya şehrini kurmak istiyordum. Berlin'i yeniden inşa edeceğiz. 3 yıl içerisinde Cermanya'yı inşa etmeyi planlıyoruz. Buna 5.000 para ayırdım. Oyunun başından beri bu kadar parayı toplayamamıştım. Sonunda başardık. Polonya'yı hakiki bir Alman toprağı haline getirmekte son çabalarımız karşılığını gösteriyor. Polonya'yı korlamış durumda. Hayırlı uğurlu olsun. Yakında anekseriz Polonya'yı. Ve her ne kadar sıkıntılı dönemlerden geçsek de Reich yeniden gücünü kanıtladı. Evet, milletin düşündüğü gibi ülke dağılmadı arkadaşlar. İç savaş sıkıntısını ortadan kaldırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Yönetimimizi pekiştirdiğimize göre genel planları revize edebiliriz. Öncelikle batıdaki planları revize edeceğiz. Burada bize dair koloni hükümetleri kurmuştuk. Bunlara ihtiyacımız pek de yok bence. Buradaki Frank Reich'ı alıyoruz arkadaşlar. Ayrıca doğuya dair planlarımızı da değiştirebiliriz. Planı revize edebilir veya bıyıklı adamın kafasındaki planı işlemeye devam edebiliriz. Ama elimizde çok az getirisi var şu an bu planın. O yüzden ufak bir revize yapabiliriz sanki. Mihver devletlerini yeniden kuruyoruz. Eski ittifaklarımızı yeniden oluşturduk. Revizelerimiz gereğince şimdi Norveç'in bağımsızlığını konuşuyoruz. Direkt annexleyip entegre hale getirebiliriz bu ülkeyi. Artı 10 disent verecek bize biraz fazla. Ben Norveç'i kolonize etmek istemiyorum şahsen. Ama Ostland bölgesi çok kritik bir bölge. Litvanya'yı entegre edip Baltık Federasyonu'nu kurabiliriz. Veyahut tüm ülkeleri özgürleştirebiliriz. Veyahut tüm Ostland'i direkt entegre edebiliriz. Ki ben böyle yapacağım arkadaşlar. Ostland bölgesi entegre olacak. Danimarka'nın bağımsızlığa ihtiyacı yok. Alman toprağıdır. Belarus ne olacak peki? Niye almadık burayı? Herhalde oyunda bug oldu. Neyse, sağlık olsun. Topraklarımızı ileriye doğru genişletmeye başladık kolonizasyon kapsamında. Bir de kor toprak olacak. Evet, tüm Hollanda'yı korluyoruz. Ukrayna otonomi sahibi olabilir ya. Ama Brest-Litovsk bize aittir. Evet, daha hoş oldu böyle. Ama şu an sanki biraz iğrenç duruyor sınırlar ya, ne dersiniz? Ben pek beğenmedim son yaptığımız çalışmaları. Flanders Annex'le. Burada bir Lokot Cumhuriyeti kurmuştuk. Dismantle'layalım ya. Gerek yok böyle bir devlete.
Valonya'yı da annexliyoruz. Kafkasya'da bağımsızlıklarını verelim ya devletlere. Arjantin faşist olmuş. Direkt yeni hükümeti tanıyalım abi. Bohemya'daki faaliyetlerimiz karşılığını bulmuş. Bohemya'yı annexliyoruz. Afiyet bal şeker olsun. Ülkemiz bir anda fırladı arkadaşlar. Coştuk şu an ama %56 muhalefet oluştu ülkede. Bu biraz fazla bir oran. General plan uygulanmaya devam ediyor. Üçüncü aşamaya geldik. Sovyetlere saldırmam lazım. Savaş ilan etme decision'ı elimde bulunuyor. Rusya'ya dalmamız yok mu arkadaşlar ya? Ama ülkede deli gibi dissent var. Bu beni ürkütüyor biraz. Aslına bakarsanız Fransa ile anlaşabiliriz gibi. Onlara toprak vererek ittifakımıza dahil edebiliriz veya onlara hiçbir şey vermemeyi tercih ederiz. O zaman ne oluyor? Aman Allah'ım. Burgonya Devleti'ni kuruyormuşuz. Evet. Himler'in başta olduğu bir Burgonya Devleti kuruldu. Peki buna ihtiyaç var mıydı? Bence buna ihtiyaç yoktu. Yok ya abi zaten Himler ülkenin başındayken böyle bir işe girişmez bence. Bu biraz saçma oldu. Keşke bunu yapmasaydık bak. Tahmin ettiğim şey mi oldu? Aa evet. Evet, Özgür Fransa dağıldı arkadaşlar. Tüm kolonilerine savaş ilan ettiler. Kolonileri bağımsızlık ilan etmiş. Cezayirli kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Arkadaşlar, ilk nükleer bombamızı inşa ettik. Sıradakinin yapılmasına 3 yıl varmış daha. Ama yavaş yavaş bir şeyler yapabiliyoruz. Bu sırada bu nükleer bombayı Moskova'da test edebilirmişiz. Kesinlikle öyle yapacağız. Moskova'yı havaya uçurdum. Şimdi sırada 2. Barbarossa Harekatı'nı gerçekleştirmek var. Birazdan Rusya'nın içinden geçeceğiz hayırlısıyla. İğrenç herif Beria'nın yönetimindeki Sovyetler Moğolistan'a savaş ilan etmişler. Burayla uğraşıyorlar. Fırsattan istifade o zaman biz de ufak bir savaş ilan edelim diye düşünüyorum ben. Vakti geldi artık. Hop 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 dur 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 dur. Şimdi şöyle bir mobilizasyon ilan edelim. Reinforcement'ları fulleyelim kardeşim. Çok ihtiyacımız olacak. Tanrı'ya şükürler olsun ki Sovyetler adam akıllı hiç birlik koymamışlar. Cephede yarım yarım ilerleyeceğim arkadaşlar. Orta Rusya'ya doğru ilerleyeceğiz. Şu buradaki 4 şehri aldığımızda Rusya'yı annexleyebiliyoruz. O yüzden mekanize ve tank tümenlerimizle olabildiğince Rusya'yı yarmaya çalışacağız. Zaten endüstriyel kapasiteleri çok kötü. Bende de deli gibi sıkıntı var ülkede ama bir şekilde halledeceğiz. Direkt orduma dedim ki raşla dostum raşla. Allah ne verdiyse raşla. Bak bak Sovyet askerleri gelene kadar var ya biz bunların içinden geçeriz bu arada. Bana karşı direnmeleri imkansız. 5 minutes later. Hayır. Abi hayır. Abi hayır. Hayır. 3. Dünya Savaşı başladı arkadaşlar. Altı üstü Rusya'yı işgal edelim dedik. Amerika savaş ilan etti. İyi yapmış. Umarım bize nükleer atmazlar. Sovyetleri en hızlı şekilde yıkarak olabildiğince birlik yığmam lazım Batı cephesine. Evet, çok güzel. Akdeniz'de benim şehirlerimi, limanlarımı bombalıyorlar şu anda. İtalya, umarım çıkarma yemezsin. Yoksa var ya aklını alırım senin ha. Finlandiya delikanlılık yaptı. Savaşa yanımda dahil oldu. Adamsınız lan siz. Anakarada savaştığımız bir adam yok değil mi? İyi, süper. Fransa'nın da dağılması çok iyi oldu. Bu arada abi lütfen Gibraltar'ı al. Evet Gibraltar alınırsa Akdeniz'i kapatırız. Lütfen Gibraltar'ı al İspanya. İspanya ben sana güveniyorum bak. Zaten bir işe yaramamıştın 2. Dünya Savaşı'nda. Şimdi kendini kanıtlamak için bir fırsatım var. Yalnız var ya kendimi nasıl bir belanın içinde buldum diyordur şu an Franco. Neyse kendisi bilir kardeşim. O zaman katılmasaydın kardeşim mühvere. Şimdi hünerlerini göstermenin zamanı geldi. Ben sana 20 yıl önce boşuna mı yardım ettim iç savaşında? Keşke Burgonya'yı kurmasaydım da Fransa'yı paktıma alsaydım. Benim için daha hayırlı olurdu gibi. Abi sakın. Abi sakın. Nükleer silahların kullanımı onaylandı Dünya Savaşı'nda. Her an nükleer bomba yiyebiliriz arkadaşlar. Amerika üzerimizde uçak uçuruyor. Batı tarafında yeni savunma hatları kuracağız uçaklara karşı. Portekiz'i savaşa dahil edebiliyormuşum. Ama Gibraltar alması lazım İspanya'nın. Portekiz'i safımıza almak için heyetimizi gönderdik. Onlar da kabul ettiler sağ olsunlar. Güzel. İberya'da kontrol bizde kalacak. Gibraltar bölgesini aldı İspanyollar. İspanyollar büyük ihtimal savaştan elenir gibi geliyor bir harekat yerlerse bana. Sovyetleri acilen kaldırmamız lazım abi ortadan. Ve ordu çekmeye başladılar yavaştan. Evet. Daha büyük bir dirençle karşılaşacağız yavaş yavaş. Az önce bir event geldi. Çekemedim ama Almanya'nın son mücadelesi üzerine bir eventti. Tüm muhalefeti götürdü sağ olsun event. Hayırlı uğurlu olsun. Henüz nükleer yemedim. Ama nükleer yemeği bekliyorum yakın zamanda. Ural Dağları'nın arkasındaki Sovyet başkentini ele geçirdik. Şimdi ilerlememiz gereken daha çok yol var. 3 şehri daha almamız lazım. Umarım tank birliğim yeter. Bu tank birliğim her şehri ala ala ilerliyor. Her aldığım şehirden sonra arkasında bir tane garnizon bırakıyorum. Mesela daha buralara garnizon yerleşmedi. Ama oraları da hallederiz diye düşünmekteyim. Burada büyük bir atak sürüyor Sovyetlere karşı. Olabildiğince tank birliklerini ön cepheye getirmeye çalışıyorum ki bir sıkıntı yaşamayalım. Amerikalılar halen üzerime nükleer atmadı. Bunu hayra yoracağım şimdilik. Arkadaşlar,
Evet, Berlin'e nükleer yedik. Berlin'deki tüm fabrikalarım havaya uçtu. Bir daha geri gelmemek üzere. Çok tilt ettiler şu an işte. İşte şu an çok tilt oldum arkadaşlar ben. Tüm uçaklarımı görevlendirmem lazım sanırım. Yoksa nükleer yemeye devam edeceğim. Hani bir şansa ben bunlara nükleer atmazsam onlar da bana atmaz diye kafada ben bir hayal kurmuştum. O hayal gerçekleşmedi maalesef. Allah kahret, bak bak bir de bomba yatan uçak nasıl geri gidiyor. Bir de nükleer yiyince deli gibi Descent geliyor arkadaşlar. Bak %20'ye fırladı bir anda. Çok tilt oldum. Endüstriyel gücümün içine sıçtılar şu anda. Artı 50 National Descent yedik. Eksi 100 Production. Abi. Başkenti Münih'e taşıyoruz. Abi ne yaptınız siz? Abi tamam, ben Berlin'i korumalık. Tamam, ben save'i geri alıyorum abi, böyle olmaz. Bu sefer daha hazırız. Fighterlarımız geldi. Fighterlarımızla Ruhr bölgesini olabildiğince koruyacağız. Buradaki uçaklara geçit vermemeye çalışacağız. Aynı zamanda Berlin üzerinde deli gibi uçak uçuruyorum, bombalayamasınlar diye. Şimdilik bombalayamadılar. Ama ben vakti geldiğinde onları öyle bir bombalayacağım ki akılları şaşacak. Sovyet birliklerinin çoğu burada paketlendi bakın. 20-30 tane birlik var. Onları paketlemeye çalışıyorum şu anda. Bir yandan da tek tek savaşı düzenliyorum. Evet, son iki. Son iki şehir kaldı. Sonra rahata ereceğiz. Hadi aslanlarım benim. Olabildiğince rushlayın. Canlarım benim. Hadi. Sonra İngiltere'nin aklını alacağız. İngiltere'yi mahvedeceğiz. Aklıma çok güzel planlar var. Londra'ya atom bombası atmazsam adam değilim. Yok hocam, o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Fransa aramızdaki barış anlaşmasını tanımadığını ilan etti. Savaşa gidebiliriz. Veyahut başka sıkıntılarımız var diyebiliriz. Büyük ihtimal ben işgale uğrayacağım şu anda. Burgonya falan elden gidecek. Zaten yeterince sıkıntımız var. Hadi bir de Fransa ile savaşalım. Tamam, vazgeçtim arkadaşlar. Elias'a katıldılar çünkü. Şimdi Amerika buraya bir asker getirir. Ben Sovyet cephesini bitiremeden deli gibi işgal edilirim. Geri alıyoruz yine. Savaştan önce Benelux üzerine deli gibi uçak savar inşa etmiştim. Onun faydalarını görüyoruz şu an. Gelen giden uçakların içinden geçiyoruz. Beni çok bombalayamıyorlar bu yüzden. Buraya iyi bir savunma hattı kurmuşum. Endüstrime elleyemiyorlar pek. Ama nükleer yeme ihtimalimiz her zaman bulunmakta. O yüzden daha büyük bir uçak filosu üretmeye çalışıyorum. Bu sırada son şehre girişimizi yapıyoruz şu an. Yani bunu yaptıktan sonra bir rahatlayacağız artık, yani yeter artık. Artık yeter. Evet, bayağı bir Sovyet Divizyonu'nda patlatmışız yine. Evet, işte bu ya, işte bu ya. Sovyetler çöktü sonunda ya. Abi şu haritanın güzelliğine bakın ya. Tamam, şurası iğrenç görünüyor, okey de. Abi şu an şurası çok güzel görünmüyor mu? Ama burada savaştığım bir devlet var. Douglas MacArthur'u ortadan kaldırmamız lazım. Daha sonra Asya'daki temel güç biz olacağız. Ural dağlarına kadar olan bölgeyi aldık. Şimdi burada bir Reichskommissarat kuracak mıyız? Yoksa burada bir Rusya mı oluşturacağız? Ya da burayı direkt Reich'a entegre edebiliriz ki ben de bunu yapacağım. Burası Reich toprağı. Bu arada doğudaki motorizasyon faaliyetlerimiz de devam ediyor maşallah. Şimdi Douglas MacArthur'un askerlerine doğru deli gibi ordumu kaydırmaya çalıştım. Tüm tankları bölgeye yığmaya çalışıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Fransa'yı işgal etmeyi düşünüyorum açıkçası. Ama yani nasıl ve ne zaman ne şekilde işgal edeceğiz? Bu da kritik. Orta Asya'yı ne yapacağız? Ya burada Reichskommissarat kurarız ve savaş ilan ederiz buradaki sahte Türk devletine. Veyahut direkt Türklerle ittifak kurarız. Ki ben ittifakı tercih edeceğim. Adamlar direkt papatım oldu zaten. Mis gibi o zaman. Hiç sorun değil benim için. Zaten burayı ben kolonize etmeyi planlamıyordum. Hayırlı uğurlu olsun. Fazlasında gözüm yok. Kalan toprakları kolonim olarak özgürleştireceğim. Arkadaşlar 1200 kilometre menzilli ilk balistik füzemiz, hayırlı uğurlu olsun. İşin iyi yanı ben buna nükleer yükleyip bunu Londra'ya atabilirim. Peki bunu yapmalı mıyım? Hadi bir deneyelim. Vallahi bunu ben istemedim. Bunu Britanya istedi. Ben gayet tatlı bir şekilde savaşıyordum. Adamlar bana önceki save'de nükleer attılar. Evet, gördüğünüz gibi nükleer uçuyor. Dur bir saniye, dur şöyle yavaş alalım. Ah! Bak sen şu işe. Tüm şehri havaya uçurduk. Londra diye bir yer kalmadı artık. Tüh! Utanmaz İngilizler bana tekrar nükleer atmaya çalıştılar. Ben bu nükleer çalışmasını engelledim. Konstanz'ı nükleerleyemediler. Şimdi başkentlerini değiştirmişlerdi. Manchester almışlardı. Arkadaşlar benim günahım yok. Bunu İngilizler istedi. Yolluyorum ben yine füzeyi. Füze gidiyor arkadaşlar. Yani ah gitti. Gitti. Manchester'da asker de varmış. 32 bin asker. Bok yoluna öldü. Patlattım yine başkentinizi. Ne yapacaksınız şimdi? Ben mi dedim size benimle savaşın diye? Yazık ettiniz kendinize ya. Vallahi yazık ettiniz ya. Neyse. Arkadaşlar, İngilizlerde öyle bir sıkıntı dönemi başladı ki adamların iki büyük endüstriyel şehrini havaya uçurduk. Barış teklif ettiler. Ya tamamen ele geçireceğiz ya da barış tekliflerini kabul edeceğiz ve İngiltere Krallığı kurulacak. Bir saniye. Aa, arkadaşlar.
Devleti öyle bir patlattık ki Westminster dükü ülkenin başına geçmiş, Oswald Mosley başbakan oldu. Tüm bakanlıkları kapmış. Aa, William Joyce. Bunu bilirsiniz Tiona'dan. Ülkenin başına geçebiliyor Tiona'da. Arkadaşlar, İngiltere'ye iki nükleer attım, adamların şaftı kaydı. Ve British Union devleti kuruldu gözetimim altında. Herhalde krallık da Kanada'ya kaçmıştır. Evet, Avrupa'nın tek sahibi benim. Artık bu tescillenmiş oldu. Şimdi yapmamız gereken şey Amerika'yı nükleerle vuracak kadar Amerika'ya yaklaşabilmek. Bu zor. Şu an çok zor. O yüzden balistik füzeyi inşa etmem lazım ama balistik füzeler 1956'dan sonra keşfediliyor. O yüzden daha biraz vaktimiz var. Öncelikle şurada Asya'daki savaşı da bir bitirelim. Aynı özgür Fransa gibi United Kingdom'da yaşamına devam ediyor ama Afrika'da devam ediyor. Siz orada kafanıza göre takılmaya devam edin kardeşim, benlik sorun yok. Bu arada Irak bağımsız oldu. Birleşik Arap Cumhuriyeti kuruldu Abdülnasır'ın yönetiminde. Filistin, Stalinist bir şekilde bağımsızlık ilan etti İngiltere'ye ve İngiltere ile savaş halinde. Dünya enteresan bir yere dönüştü bayağı. Ama aşırı keyif alıyorum şu anda. Harita bu şekilde. Burada Türkistan'la Sibirya'nın maalesef rengi birbirinin aynısıymış. O yüzden biraz gözünüz kanayabilir. Üzgünüm. Ama dünya iyi şu an ya gayet. Vallahi ben bile bu kadar başarıya ulaşacağımızı düşünmüyordum. Vladivostok'a sonunda ulaştık. Ama ne ya? Niye Vladivostok'u ben anexleyemiyorum? Tüm toprakları aldık. Bu adamların başkenti neresi? Kesin var ya, başkentlerini almayı unuttuk ha. Tüm toprağı işgal edeceğiz. Başka bir çaresi yok. Bu da bizim sıkıntımız olsun. Kanada İngiltere'yi anexledi. Yani artık İngiltere diye bir ülke yok. Ya bundan sonra boşu savaşıyorsunuz. Yani tüm Avrasya'yı ele geçirmişim artık. Ama enteresan bir şekilde MacArthur pes etmiyor. Nedenini biliyorum. Çünkü United Nations'ın başkenti New York. Benim New York'a acilen roket atmam lazım. Bir saniye. Tahmin ettiğim şeyi yapabilir miyim acaba? Mets'teki roketi Kanarya Adaları'na yerleştirsem. Acaba buradan Amerika'ya ulaşabilir miyiz? Biraz yüksek bir mesafe ama şansımızı denemekten zarar gelmez. Evet, kontrol etmediğim donanmam bayağı büyük bir hezimete uğradı. Amerika deli gibi donanmamı batırdı. Daha doğrusu bir sürü U-Bot'umu batırdı ama olsun, U-Bot'lar da değerli. Ben de bu sırada Fransa işgaline ufak bir hazırlık yapayım dedim. Açıkçası Fransa'nın arkamdan iç çevirmesi çok sinirimi bozdu. O yüzden yapacak bir şey yok. Fransızlar ölümün tadını alacaklar. Nükleeri de yiyecekler arkadaşlar. Bunu onlar istedi. Yani ben normalde böyle bir şey asla yapmam. Beni biliyorsunuz, ben barışçıl bir insanımdır. Ama Fransızlar yani cidden nükleeri hak ettiler kardeşim. Yani ben bu adamlara iş vermişim, aş vermişim. Yıllardır karınlarını doyurmuşum. Yakışmadı Fransızlardan. Ama bu adamlar zaten millet olarak böyle yani. Beklemem lazımdı zaten, bunun olacağını düşünmeliydim. O yüzden bu milleti tarihin tozlu sayfalarına atmanın zamanı geldi artık. Şöyle bir nükleerin uçuşuna bakalım. Evet, gidiyor. Hop. Tüh, hava uçtu şehir ya. Bak sen şu işe. Paris diye bir yer kalmadı artık. Polonya'nın Almanlaştırılmasında son adıma geldik. Artık Polonya resmi olarak Alman toprağı. Tamamen kor şekilde Almanya'ya dahil ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Barış anlaşması bug'lı oldu bence. Ben bu ülkeyi tamamen işgal etmek istiyordum arkadaşlar. O yüzden şöyle yapacağız. Zaten işgal edecektim her türlü. Ülkeyi anexliyorum. Bereket versin. Hilemizi de yaptık. Evet arkadaşlar, günün kazananı kim sizce? Elbette ki özgür Fransa hükümeti. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya da güzel bir nükleer yapıştırdık. Maşallah, Allah kabul etsin. Doğu planında son noktaya geldik. Artık endüstrimiz tamamen yerleşti. Yapacağımızı yaptık. Burada bize bağlı devletler kurduk. Bunlar da tamamen kor topraklara sahip oldular. Herhalde bunları anexleyebiliriz diye düşünüyorum. Burgonya'da yönetimi verdiğimiz Leon de Grel, bu bölgeyi benim kontrolüme verin, ben burada yönetimi güzelce sağlarım diyor. Hadi verelim lan, içimden geldi. Himmler'e bağlı birine benziyorsun sen. Buradaki toprakları ona vermiş olduk. Yani hiçbir işime yaramadı. Olsun. Yeni bir harekata giriştim. Özgür Fransa'yı bitirme harekatı bu. Öncelikle önemli yerlerinden Tunus'a çıkarma attım. Daha sonra Algiers şehrini düşüreceğiz. Cezayir'i almış olacağız. Bu iki şehir kuzeydeki önemli noktalar. Bir yandan da buradaki Portekiz adalarından yola çıkan ordum önemli noktalarından Dakar'a giriş yaptı. Bu üç şehri alınca özgür Fransa'yı ortadan kaldıracağız. Bu sırada İzlanda'yı işgal ettim arkadaşlar. İzlanda'yı anexledim ve oradan Grönland'a girdim. Ancak Grönland'da yeterince büyük bir base yok Amerika'ya çıkarma atmak için. O yüzden beklemedeyiz. Bu arada füzelerimin Amerika kıtasına erişebilecek kapasiteye gelmesini bekliyorum. Yeterli supply alabildiğimizde ve Amerika'ya çıktığımızda önemli Amerikan şehirlerini füze yağmuruna tutarak nükleer felakete sürükleyebiliriz. Şu an hazırda 2 tane atom bombamız var. Amerika'nın içinden geçeceğiz ama önce Özgür Fransa'yı bitirmemiz lazım. Çünkü anlaşılan o ki İspanya burada yeterince güç gösteremiyor.
Mecbur bunu da biz halledeceğiz. Klasik Almanya işte. Müttefiklerinin arkasını topluyor. Ben İspanya'nın yerine toprakları işgal ettim diye aneksi İspanya çaktı. Helal hoş olsun be. Helal hoş olsun. Sağlık olsun. Şimdiki görevimiz bu bölgeleri temizlemek olacak. Amerikalıların birlikleri kapana kısıldı. Tüm Güney Afrika'yı onlar kolluyor şu anda maalesef. Böyle bir sıkıntımız var. Sonuçta koca Asya'yı almışız. Daha başaramayacağımız bir şey yok bence. İkinci Dünya Savaşı'nda işimize yaramayan Türkiye maalesef ki miadını doldurdu. Operasyon Gertrud ile Türkiye'yi ortadan kaldırıyoruz. Bize bağlı bir yönetim haline getiriyoruz. Zira Karadeniz'deki ordumu İstanbul Boğazı'ndan geçirmeme izin vermiyorlar. Celal Bayar, Adnan Menderes. Bak şu an farkında değilsiniz ama aslında ben sizi 6 yıl sonraki tatsız olaylardan koruyorum. Hiç alınmayın kardeşim. Ordumuzu direkt İstanbul artı Ankara üzerinden sokuyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Muhteşem haberler Asya'dan. Bu döneme kadar yardım ettiğimiz Çin Cumhuriyeti Aksis'e katılmak istediklerini bize belirtti. Biz de onların destek çağrılarına ve ekonomik yardım çağrılarına sahip çıkacağız. Kendi fabrikalarımızı gerekirse Çin'e göndereceğiz ama Asya'da muhteşem bir müttefik elde etmiş olacağız. Böylece Asya'da da mihver kuvvetlerinin gücü tamamen kendini göstermiş oldu. Buradan istesek Kore ve Japonya'yı bile işgal ederiz. Ama şu an öyle bir hedefimiz yok arkadaşlar. Tek istediğimiz şey Amerika'yı nükleerlemek. Asya ile Avrupa'nın yol kesişimindeki Türkiye'yi alarak Irak'la bağlantımızı sağladık. Ve Orta Doğu'daki hakimiyetimiz pekişti arkadaşlar. Şimdi ortaya direkt bir Türkiye mi çıkaracağız yoksa Türkiye'yi bölecek miyiz? Hadi Türkiye'yi bölelim. Peki nasıl böleceğiz? Çok güzel bir soru. Tüm Trakya'yı işgal altında tutabiliriz. Evet, İstanbul bizim işgalimizde kalacak. Ancak Doğu Trakya'yı Bulgarlara vereceğiz. Kıbrıs bölgesini İtalyanlara verebiliriz. Bence gayet mantıklı. Biz üstüne de konabiliriz aslında ama İtalyanlar burayı koruyabilir gibi. Yok, umurum dışında. Kıbrıs benim elimde kalacak. Aynen öyle. Kıbrıs bizim toprağımız. Kafkasya'yı ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Büyütebiliriz Kafkasya'daki kolonilerimizi. Evet, Ermeni bölgesi. Büyük bir Ermenistan... Hadi yapalım. Tamam. Kars'ı Ermenilere verdik. Gönlümüzden koptu. Zaten adamlar koloni. Kullanıyoruz adamları o kadar. Kürdistan bölgesi. Yok yok. Gerek yok. Türkiye'nin kalanında bir Türkiye devleti kurabiliriz. Bence gayet yeterli. Neyse, İstanbul bizim elimizde kalsın. Türkiye'nin kalanı Türkiye'ye yeter. Ülkenin başına kim geçmiş? Asım Gündüz ve Alparslan Türkeş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim madem. Fevzi Çakmak'a da koymuşuz Genelkurmay Başkanı olarak. 4,5 yıllık çabaların ardından Berlin'i baştan aşağı yeniden tasarladık ve dünyanın merkezini inşa ettik. Berlin, Cermanya adında birleşiyor ve bu gidişle yakında uzay programımızı da başlatırız. Arkadaşlar, muhteşem bir haberim var. Nükleer bomba yüklediğim bir füzem İrlanda üzerinden, ki İrlanda'yı işgal ettim, Amerika'ya ulaşabiliyor. En önemli şehirlerinden Boston'a nükleer gönderebiliyoruz ki biz de tam olarak bunu yapacağız. Amerika'ya ilk nükleerimizi fırlatıyoruz. Bakalım nasıl geliyor. Hop 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 hoppa. Evet, nükleer boşa gitti. Bir şey çıkmadı. Bu nasıl iş? Amerikan uçakları nükleeri engelleyebildi ama nükleerim geri döndü enteresan bir şekilde. Tamam, şansımızı tekrar deneyeceğiz. Tekrar deneyeceğiz. Bırakmayacağız şansımızı. Amerika'yı ilk fırsatta vuracağız arkadaşlar. Bu sefer başardık arkadaşlar. Boston'ı vurduk. Hem de çok güzel vurduk. Afiyet, bal, şeker olsun. Amerika birkaç nükleer daha yerse yavaştan akıllanmaya başlar herhalde. Sırada Kanada'nın başkenti Ottawa'ya nükleer atmak var. Muhteşem. Kanada'da da bir sürü vatandaşı ortadan kaldırdık. Hayırlı uğurlu olsun. İdeolojimizi böyle böyle yayacağız. Canımız cicimiz Arjantin'imiz direkt tüm Güney Amerika'ya savaş ilan etti. Şöyle bir bakalım durumuna. Evet. Bu savaşı kazanırlar mı bilmiyoruz ama biz onlara destek için Güney Amerika'ya desteğimizi yollayacağız. Büyüyen roket teknolojilerimizle artık uzaya çıkmanın zamanı geldi arkadaşlar. Uzay ajansımızı kuruyoruz ve uzaya ilk yapay uyduyu göndermek üzere çalışmalara başlıyoruz. Çalışmalarımız da başarıyla sonuçlanıyor. Artık uzaya ilk çıkan ülke olabiliriz. Yavaş yavaş uzay programımız ilerlemeye devam edecek. Bu sırada kıtalar arası balistik füze araştırmamız sonuçlandı ve ilk kıtalar arası füzelerimizi üretiyoruz. Peki bu ne demek? Amerika'daki tüm önemli şehirleri vurabiliriz doğu yakasındaki ve Amerika'nın sonunu getirebiliriz. Şimdi öncelikle Washington'a nükleeri sallıyoruz arkadaşlar. Sonrasında nereye sallayacağız? Birleşmiş Milletler'in merkezi olan New York'a sallayacağız. Yani Amerika'daki
tüm doğu yakasını vurabiliriz. Ama elimizdeki nükleerleri en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bir de Philadelphia'yı vuralım. Onun dışında nereyi vursak? Acaba nereye kadar? Houston'u vuramıyormuşuz. Peki Chicago? Allah Allah, Chicago'yu vurabiliyormuşuz. Bir de Amerikan motorizasyon merkezi olan Detroit'i vuralım madem. Normal hıza alalım oyunu. Hop, aldık. Şöyle bir füzelerimizi gönderelim. Canım füzelerim yola çıktı. Evet, hadi. Hop. New York'u vurduk. 67 bin kişi hayatını kaybetti. Philadelphia vuruldu. Washington vuruldu. Detroit vuruldu. Evet, tüm önemli şehirleri vurduk arkadaşlar. Amerika yakında batmaya başlar diye tahmin ediyoruz. Artık pes edin kardeşim, yoksa sizi vurmaya devam edeceğiz. Vallahi dostlar, baktım oyunda çok yavaş üretiliyor nükleerler. Ben gerçekçi olayım dedim. 7 tane daha nükleer ekledim kendime oyunda. Ve 7 tane füzeyi de Amerika'nın önemli endüstriyel şehirlerine yolluyoruz şimdi. Böyle evet, Norfolk'u vurduk. Bereket versin. New York'u vuramadık. Baltimore'u vurduk. New Orleans'ı vurduk. Cleveland'ı vurduk. Önemli 6 şehri daha vurduk Amerika'da. Ve Amerika'nın içinden geçtik. Endüstriyel kabiliyetlerini bizim gerimize düşürdük. Amerika'nın her yerinde isyanlar başladı. Halk sokağa döküldü. Hayırlı uğurlu olsun. Amerika'nın yani şu an savaştan çekilmesi lazım. Ben de Amerika'yı işgal edecek güçte görmüyorum kendimi şu an. Büyük bir donanma kurdum. 3-4 yıldır bunun peşindeydim ama Amerikan kıyılarına ulaşacak mıyız, bunu deneyeceğim şimdi. Arkadaşlar, baktım ki scripted bir event yok. Yani Amerika gerçekte 12 tane nükleer yeseydi savaştan çekilmeye karar verirdi büyük ihtimalle. Dünyadaki her bir noktayı vurabilecek kapasitemiz var artık. O yüzden ben de artık ekran başına vakit çürütmemek adına Amerika'yı işgal ettiğim kendi açımdan bir barış anlaşması yapacağım. Ve tüm Kuzey Amerika coğrafyasını işgal edeceğiz. Aynı zamanda Afrika'yı da işgal edeceğiz. Bakalım sonra karşımıza nasıl seçenekler çıkacak. Savaşı sonlandırdığımıza ve Lebensum programını artık tüm Asya'ya yaydığımıza göre büyük kolonizasyon faaliyetlerine başlayabilir. Bu toprakları tamamen Alman haline getirebiliriz artık. Şimdi tüm kaynaklarımızı buna ayıracağız. Amerika'nın teslim olması ve Alman ordusunun Amerikan topraklarında kontrolü sağlamaya başlamasıyla beraber ünlü Amerikan başkanlarının yüzlerinin kazılı olduğu Rushmore Dağı'nı havaya uçuruyoruz. Amerikan değerlerini ortadan kaldırıyoruz. Avrupa'da yönetimimiz veya müttefimiz altında olmayan tek devlet İsveç. Artık onlara da gözdağı vermenin zamanı geldi. Müttefiklik mi kuracağız, yoksa onların bize katılmasını mı isteyeceğiz? Tabii ki bize katılmalarını isteyeceğiz. İsviçre maalesef yanlış yol tercih etti. Tüm Avrupa, daha doğrusu tüm Avrasya ile savaşma yoluna gitti. Kendileri bilir. O zaman biz de onları işgal etmek zorundayız. Hani aslında böyle bir şey yaşanmasını istemezdik tabi ama bunu kendileri istedi. Biz de ağlayacak değiliz kardeşim. Şimdi sizi ezip geçeceğiz. Siz de ağlamaya devam edeceksiniz. İsveç'i kontrolümüz altına aldık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu ülkede Reichskommissarat kuracağız. Hatta Norveç'le birleştirerek birleşik bir İskandinavya kurduk. Son savaşımızı gerçekleştirmenin zamanı geldi, eventi geldi ama biz zaten Amerika'yı işgal ettik. Amerika diye bir devlet yok artık. Ne olacak şimdi? Amerika'ya dair RK eventi gelmedi. Amerika'da bir Reichskommissarat kuramadım şu an. Belki bir event gelir diye bekliyorum. Ne olur ne olmaz. Kendim Amerika'yı kurabiliyorum. Ama ben Amerika'yı dağıtmak istiyordum. Ha, Kaliforniya'yı kurabiliyorum. Süper. Bu arada harita böyle arkadaşlar. Tüm Kuzey Amerika'yı aldım. Burada Afrika'nın tüm kalan taraflarını aldım. Burada evet, Belçika'nın toprakları var. Buraları almam lazım aslında. Hong Kong'u, Hong Kong'u aldım. Ama orayı Çin'e geri verdik tabii. Onlar hak ediyor. İyiyiz yani şu an, anlayacağınız. 1958'in başı itibariyle Himmler tüm dünyada hegemonyasını kurmuş durumda arkadaşlar. Daha harita daha güzel görünsün diye buradaki Belarus ve Ukrayna kolonilerini de ilhak ettim. Ve şu an ta Ural dağlarına kadar ulaşan bir koloni imparatorluğumuz var. Burgonya devleti burada Doğu Fransa topraklarında hakim. Biz Fransa'yı özgürleştirmedik açıkçası. Hadi bir krallık olsun benden. Vichy Fransası değil de. Tamam, hadi şurada ufak bir Fransa kuralım. O da bizim kolonimiz olsun. Şu an gördüğünüz gibi bu haldeyiz. Diplomatik olarak baktığımızda tüm Avrupa bizim elimizde. İsviçre tarafsızlığını koruyor. Finlandiya paktı bıraktı üzülüp. Tüm Asya bizim elimizde sayılır. Kore ve Japonya haricinde. Ve Çin büyük bir güç olarak büyümeye devam ediyor. Tüm Kuzey Amerika'yı aldık Meksika haricinde. Orta Amerika bizim ittifakımıza katıldı. Müttefimiz sayılan Arjantin La Plata'yı kurdu burada. Şili'yi ve Uruguay'ı ilhak ederek Brezilya geri çekilmek zorunda kaldı. Burada özgür bir Amerikan devleti kurduk. Başında George Lincoln Rockwell var.
Ayrıca özgür bir Kaliforniya kurdum. Başında Nixon var. Bu adam bizimle savaşıyordu 3. Dünya Savaşı'nda ama sağlık olsun. İkisi de nasyonel sosyalist. Quebec bölgesini Kanada'dan ayırdık. Başına Louis Napoleon geçmiş. Evet, enteresan bir şekilde. Ve Kanada'yı da özgür bıraktık. Bizim yönetimimiz altında. Böylece tüm Afrika'da bizim kontrolümüzde. Gördüğünüz gibi Abdülnasır Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni ilan etti. Filistin bizim yönetimimiz altında. Dünya bu şekilde arkadaşlar. Ve burada 10 yıllık bir oynayışın ardından ben oyunu bırakıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer böyle ilgi çekmeye devam ederse Darkest Hour videoları da devam edecektir bilginize. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar, iyi ikindiler ve görüşmek üzere.